Futbol nedan? herkese merhabalar. Bugün Galatasaray'ın transfer edeceği konuşulan Ertuğrul Ersoy'u değerlendireceğim. E, kendisi henüz 22 yaşında Bursa Spor'un kaptanı oldu. E, Serdar Aziz'den sonra e, onun gibi bir futbolcu e, diyerek lanse edilerek futbol kamuoyuna tanıtılmıştı ama ben pek katılamayacağım bu yorumlara. Bence Serdar Aziz'e sarışın olması ve Bursa Spor altyapısından çıkan bir stoper olması dışında benzeyen bir özelliği yok. Ne Serdar Aziz kadar atletik ne Serdar Aziz kadar agresif, ne Serdar Aziz kadar iyi hava topları var. Ee, ve Serdar Aziz'in ayağı da daha iyiydi. Yani ayak birçok açıdan teknik olarak değerlendiriliyor. Oyun kurma becerisi ama. E, oyun kurarken en az teknik kadar gerekli olan şey de çabukluk. Serdar çok daha çabuk pas alıp verebilirken. Ertuğrul'un ilk hamleleri, sağa sola hamleleri hem defansif açıdan hem oyun kurarken yavaş. Bu da rakibin presini davet eden bir e, durum oluyor. E, ve o pas alışverişini yavaş yapınca da hem baskı yiyorsunuz hem de pas hatası yapma ihtimaliniz artıyor. Bu sezonda mesela bir iki tane o şekilde pas hatası yaptığı için gol pozisyonları ve pas hatası yaptığı için Antalya Spor'dan Serdar'ın Serdar attığı goldü sanırım. Ya da Mevlüt'ün yedirdiği öyle bir gol de var. Şimdi 18 yaşında Rize Spor'a kiralandı. Süper Lig'de 10 maç civarı bir maçı var. Daha sonra Bursa Spor'da 20 maç civarı oynadı. Daha sonra işte yine 20 maç civarı oynadı ve bu sezonda 30 maç oynadı. Aslında 4 sezondur sürekli oynatılan, süre verilen, Süper süperlikte değerlendirilmeye çalışan bir oyuncu. Ama üzerine koydu mu, bir özelliğini geliştirdi mi derseniz maalesef hayır. Ve bu sezon Bursa Spor'un küme düşmesinde de bence önemli rollerden bir tanesiydi. Onun olumsuz olarak yaptığı hatalar. Mesela Antalya Spor'a kaybettikleri 2-0 maç o maçtan sonra Bursaspor ciddi bir düşüşe giriyor. O maçta iki tane hatası var. Bir yediği çok kolay basit bir çalım devamı gol oluyor. Bir de işte onun çıkarken yaptığı pas hatası devamı golle sonuçlanıyor. Daha sonra Kasımpaşa deplasmanı var. Son 10 haftalara girilmişken Bursaspor düşme hattına gerilemişken o Kasımpaşa deplasmanı ben yerinde izledim. Bursaspor rakibinden daha iyi oynuyordu. Fakat e, Ertuğrul orta sahaya kadar çıktığı bir pozisyonda Perisa'dan çok basit bir çalım yiyor. Pozisyonun devamında trezeget golü atıyor. E, o maç berabere bitti. Yani Bursa'nın kazanabileceği ve rahatlayabileceği bir maçtı. O hata mesela Bursa'ya iki puana mal oldu. Ciddi bir hataydı. Daha sonra çok kritik bir Erzurum spor maçı oynadılar deplasmanda. Bir korner oluyor. Kornerde topu indiriyorlar. O karambolde eduk topu sağ ayağıyla kontrol ediyor. Soluna çekiyor. O sırada Ertuğrul ona bir metre yakın ama bir türlü yaklaşıp topu, şutu bloke edecek şeyi açıyı kapatamıyor. Eduk solunu aldıktan sonra vuruyor ve golü atıyor. Orada Ertuğrul'un yine çok ağır kalması. O gol 70. dakikalar civarında oldu. 0-0 e, böyle şeyde giden, dengede giden bir maçtı ve kırılma yarattı. Yine orada kaybedilen bir iki puan. Yani e, düşmede direkt rol oynadı. Ertuğrul e, o Antalya maçında az önce bahsettiğim sonra zaten bir kesik yemişti. E, Çecu'yla diğer e, stoper uzun boylu Güney Amerikalı adını unuttum. O da oldukça vasat bir stoper. O oynamaya başladı ama Bursa Spor savunması sıkıntılıydı. Yani belki işte yani küme düşme nedenlerinden oldu bu bireysel hatalar. Çecu da yine sıkıntılıydı. Hani Ertuğrul'un bu kadar çok süre alması onu aslında 3 yıldır 4 yıldır onu kesebilecek iyi stoperlerinde olmamasıyla da direkt bağlantılıydı. Yine bu sezon mesela Beşiktaş maçında Burak Yılmaz'dan yediği çok basit bir e, çalım sonucu gol var. Sol ayağına hamleyi hiç yapamıyor. Sol ayak e, hiç yok. Oyun kurarken de hiç yok. Hamle yaparken de hiç yok. Mesela Güney Amerika'da yaşayan bir menajer tanıdığım var. Sevdiğim bir abim. O Güney Amerika'da Uruguay'da biliyorsunuz işte Godin gibi, Gimenez gibi çok iyi stoperlerin yetiştirildiği Uruguay'da 13-14 yaşındaki e, çocuklara hep sol ayakla e, oyun kurma çalıştırıldığını söylüyor. Bunun sadece oyun kurma ile alakası olmadığını sol ayağını kullanabilen bir oyuncunun sola defansif hamle yapmalarının da çok geliştiğini söylüyor. Mesela Güney Amerika'da solla e, sol ayağını kullanabiliyorsan tackle'larda da solunu daha başarılı kullanabiliyorsun. Ama bizim mesela ülkede e, oyuncuların, savunma oyuncularına dikkat edin soluna doğru ham, top süren adamlara karşı böyle birden kilitleniyorlar. Beşiktaş'ta, Miran'da de var bu. Ertuğrul da çok daha e, yüksek seviyede. Çok kolay çalım yiyor. Hantal bir oyuncu. ilk adımı ağır. Oyun kurmalarında e, sıkıntılar var. E, açıkçası bence kendisine çok süre verildi. 4 sezondur ama bir gelişim de gösteremedi. Galatasaray'a böyle bir oyuncunun transferi Ahmet Çalık'tan daha iyi bir e, sonuç bence vermez. E, ben Galatasaray'ın başka bir oyuncu e, düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Düşünüyorum. Kendi altyapısından da olabilir veya başka bir isim de e, düşünülebilir ama Ertuğrul'un ben bu potansiyeli barındırdığını düşünmüyorum açıkçası.